Mehmet Ali Gönül. Doğru haber. Dönüşünüz muhteşem olacak. Ennakba denilen o uğursuz günden bugüne, işgalci İsrail'in yaptıklarının basına ve görüntülere sızanın dışında, bir de göz ardına yapılanlarından pek fazla kimse haberdar değil. Mevcut tepkiler ve Filistin Kudüs davasına olan evrensel duyarlılık, işte bu onurlu direnişin yansımasıdır. Peki, planlı ve tedrici olarak yürütülen bu işgalci projeler karşısında Filistinlilerin bıkkınlık oluşturmayan, her gün gittikçe dozunu artıran, istikrarlı olup süreklilik arz eden bu ruh, nereden bu azmi, gayreti alıyor, neyle besleniyor? Düşünsenize, 1917'lerde yerleşimci Yahudi sayısıyla 2018'deki işgalci Yahudi sayısı arasındaki milyonlarca farkı. Taşıma sistemiyle Arjantin'den, Rusya'dan ve Afrika'dan Filistin'e hep demografik yapıyı değiştirmek adına sürekli Yahudiler taşındı. Bir ülke uğruna. Toprağın sahibi olan Filistinlileri topraklarından etmek adına. Öyle zamanlar oldu ki misafirliğe giden bir Filistinli aile döndüğünde evine bir işgalci ailenin yerleşmiş olduğunu ve polisin de onları koruduğunu gördü. Öyle zamanlar oldu ki evlerin çatılarına tonlarca ağırlıktaki bombalar atıldı da masum çocuklar dahil aileler yok oldu. Direnişi kırmak adına Nisan'ın 17'sinde şehadetinin yıl dönümü olan şehit Rantisi'nin de içinde bulunduğu 400 kişilik bir beyin takımı Mercuz Zuhur'a sürüldü. Hangi bilinç, hangi anlayış ve hangi ulviyet bu ruhu veriyor bu izzetli insanlara? Her sokağa çıkışta dönmeme tehlikesi, öldürülme endişesi içinde olan bu insanlar her eylemde, sokakta, her protestoda öndeler. Kurşunların plastik değil de gerçek olduğunu bile bile. Her an gözlerinin önünde öldürülen, yaralanan, tutuklanıp zindana konan veya işkence edilen olma ihtimali yüksek olmasına rağmen işgalciye karşı onuru en büyük silah olarak kuşanıp dik durabilmek. Herkesin yapabileceği bir şey olmasa gerek. Baksanıza, işgalci askerlere karşı meydanlara inenler hep genç. Elinde sapanı olanlar hep genç. Sözcüleri genç, başları genç, kadını genç, erkeği genç, genç oğlu genç bunlar. Yaşlılarında iş yok demeyin. Filistin'de yaşlı yok. Filistin'de yaşlanmadan insanları ya işgalcinin mermisi ya da zindan alıyor. Çocuklar çabuk büyüyor. Gençler çok çabuk sorumluluk alıyor. Savunulması gereken bir Kudüs davası, savunulması gereken bir direniş onuru var. Öyleyse 30 Mart 1976'da Celile'de el koyduğu arazisine onuruyla dönme sevdasında olan Filistinlileri kurşun yağmuruna tutan işgalci İsrail, toprak gününde değil 18 kişiyi öldürmesi, 18 bin Filistinliyi öldürse de kimseyi bundan vazgeçiremez. Bu gasp elbette protesto edilmeli ve edilmeye devam da edilecek. Bu, Filistinlilerin evlerine dönme hakkıdır ve uluslararası anlaşmalara da uygundur. Uygun olmayan tek şey, İşgalcinin gerçek mermi kullanıp katliam yapmasıdır. İşte bahsettiğim ruh ve direnç budur. Ennakba'dan bugüne ilk günkü gibi onurla ve izzetle devam eden bu direniş, ancak bu davanın asıl, yani yerli ve onurlu insanları tarafından hakkıyla gösterilebilir. Direnişe insan yetiştiren Filistinliler, kurbanlık İsmail'ler yetiştiriyorcasına çocuklarını çabuk olgunlaştırıyorlar. Yahut onları direniş ruhu olgunlaştırıyor. İşgalci böylesi küçük bir eylemden bu denli korktuysa, bir gün tüm Filistinlilerin bu küçük provanın büyüğünü yapacaklarını unutmasın ve korksun. Ne diyelim, dönüşünüz muhteşem olacak. Ne mutlu o güne.